Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda dairede alan konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Daire parçasının alanından bahsedeceğiz. Çok önemli ve çok kolay, yapmadığımız bir şey değil. Neydi yaptığımız şey hep beyaz alan ilişkisi bütünden bir parçayı çıkartıyorduk arkadaşlar. Değil mi? İşte burada da onu uygulayacağız. Bilmediğimiz şey olmadı ya yani bildiğimiz bir şey olduğu için Yine ve yine yine çok rahat bir şekilde buradaki mantığı da iyi bir şekilde anlayacaksınız diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi daire parçasının alanı. Arkadaşlar bize bu da bu zamana kadar ne yaptık? İşte bir yarım daire, bir işte çeyrek daire falan filan o tür hikayeler geldi. Ya da ne yaptık? Belli bir bütünden belli bir parçaya çıkartarak bir şeyler yaptık. Bu sefer de arkadaşlar bize bir parçanın alanını sorarlarsa, böyle bir parçanın alanını sorarlarsa ne yapacaksın? Biz daire alanını iyi biliyoruz. Hocam, dairenin alanını biliyoruz ya da çeyreğin ya da yarımın, değil mi? Onların alanını biliyoruz. Ya da en garantine daire diliminin alanını biliyoruz, değil mi arkadaşlar? O yüzden bize böyle bir parça sorduklarında ne yapacaksınız? Bizim bildiğimiz şey daire dilimi olduğu için hemen o parçaya ait daire dilimini oluşturacaksın. O parçaya ait daire dilimini oluşturduktan sonra bütünsel yine düşüneceksin. Belli bir bütünden belli bir parçaya çıkartacaksın. Yani taralı alanı bulurken ne yapacaksın? Sen daire dilimin alanını biliyorsun ya. İşte buradaki daire diliminin alanından neyi çıkartacaksınız? Beyaz alan. Beyaz alan dediğimiz bu sefer bakın üçgen yapıyor. Evet taralı alan daire dilimin alanından üçgenin alanı çıkartacağız. Kitaplarda şöyle formül yazarlar. Vay efendim pi r kare alfa bölü 360 eksi r kare sinüs alfa bölü 2 yazarlar. Yoho. kim ezberleyebilir bunu? Gerek var mı? Mantığını bil yeter. Sen daire dilimin alanından üçgenin alanı çıkartacaksın ya. Hocam daire dilimin alanı zaten ben biliyorum. Pi r kare alfa bölü 360 eksi üçgenin alanını da biliyorum. R çarpı R çarpı sinüs alfa bölü 2. Ama <laughs> beni biliyorsunuz sinüs alfayı kullanmadığımı da biliyorsunuz. Sinüs alfayı kullanmaktansa bu açı özel bir açıysa sinüs alfayı bulabilirsiniz. Hani atıyorum şurası 60 dereceyse bu üçgenin alanını bulmak için ne yaparsın? Dik çizersin taban da belli yüksek de belli olmuş olur. Ya da 30 derece ise ya da 120 derece ise ne yapacağız hocam İşte o zaman şey mi kullanacağız? Hayır kardeşim 120 de olduğumda bu tabana ait yükseklik çizilirken hop şöyle bu tabana ait yükseklik buradan da çizilebilir. Tabi buradan da çizebilirsiniz fark etmez istediğiniz yerden çizebilirsiniz arkadaşlar. Yani üçgenin alanını bulurken illa sinüs formülü şeklinde yazmanıza gerek yok ama ben burada da yine üçgenin alanını yazarken Kollar çarpımı sinüs alfa şeklinde yazayım. R çarpı R çarpı sinüs alfa bölü 2 çünkü sizin siz çok kullanıyorsunuz diye yazıyorum valla. Ama benim için ne bileyim bir uzun yol gibi geliyor. Ama benim yolumda giden arkadaşlar da var. Bunu buradan tahmin ediyorum. Selamlar. Eyvallah. Hadi bakalım. Devam arkadaşlar. Şimdi örneğe başlayalım. Demek ki ne yapıyormuşuz? Bir dairede bir parçanın alanı sorulduğu zaman biz daire dilimin alanını bildiğimiz için daire dilimi oluşturacağız. Ona ait. Ne lazım peki bize burada? Daire diliminde bir de Yarı çap ve dilimin alanında ne lazımdı? Yarı çap ve açı lazımdı. Büyük ihtimalle de özel açı çıkacaktır zaten. Şimdi soruya baktığımız zaman hocam açı verilmiş 30 ise gördüğü yay nedir 60. He, burada bir parça soruluyor. Hemen ne yapıyorsun? Daire dilimini oluşturuyorsun. Oluştur kardeşim daire dilimini. Hop bala oluşturdun. Daire dilimini oluşturdun. E hocam 60 derece. Burası da 60 derece oldu. Hocam burası da araya, Burası da araya. Aa tepe açısı 60 derece ise o zaman 180'den 60 çıkart 2'ye böl. Burası da 60 burası da 60 yaptı. Bu bir eşkenar üçgen yaptı. Heh. Şimdi ben bu alanı bulurken ne yapacağım? Daire dilimin alanından yani 60'lık dilimden neyi çıkartacağım arkadaşlar? Bu üçgenin alanını R çarpı R çarpı sinüs 60 bölü 2 yazmamıza gerek yok. Niye? Ya illa sinüs formülünden yapacağız diye bir şey yok. Şurası bir eşkenar üçgen olmadı mı? Çünkü eşkenar üçgenden dolayı bakın burası da 6 yaptı. Eşkenar üçgeni çıkartacağım. Bitti. Haydi bakalım 60'lık dilim. Yani pi r kare 60 bölü 360 eksi üçgenin alanı. Eşkenar üçgen. Bak sinüs gerek yok. A kare kök 3 bölü 4 eşittir. Sıfırlar sadeleşsin 36'lar sadeleşsin. 6 pi eksi 36 bölü 4'ten 9 geldi. 9 gibi saçma bir cevabı yine kolay bir şekilde bulduk mu bulduk. Yine bu zamana kadarki yaptığımız şeyler bütünsel düşünme belli bir bütünden belli bir parçayı beyaz alanı çıkartacağız yani. Yani dilimin alanından üçgenin alanını çıkartarak sonuca ulaştık. Haydi bakalım diğer soru. Hocam saçma sapan bir alan var. Daire dilimi oluştur. Hemen hop oluşturduk daire dilimi. Bak buna ait bir daire dilimi oluşturunca olay bitti mi bitti. Hocam bu da bir kareymiş ne güzel. 4 4 ise da 4 kök yaptı. Hocam burası da 4 burası da 4 bunları da yazalım bu arada. E ne yapacağız? Dilimin alanından üçgenin alanı çıkartacağız. Ama dilim alanında bize ne lazımdı arkadaşlar? Açı. E hocam açı var mı bu dilimde? Var tabii ki. Yok da var. İkiz dik üçgen olduğundan dolayı burası 45 derece değil mi? Evet. Zaten dilim olanı oluşturuyorsan büyük ihtimalle açı başka bir yerde verilmediyse özel üçgen çıkar. Çıkmak zorunda. Ya 45 45 90, 90 üçgen çıkar ya da 30 60 90 üçgen çıkar. E 45 oldu. O zaman şu dilimin alanından üçgenin alanı çıkartıyorum. Pi r kare e, ee, dilim ne? Açımızı ne? 45. 45 bölü 360'dan neyi çıkartıyoruz? Üçgenin alanını çıkartıyoruz. 4 çarpı 4 bölü 2'yi çıkartıyoruz. Evet. Buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. 8 geldi. 16 çarpı 2. 16 çarpı 2 32. 32 bölü 8 4 yaptı. O zaman burası 4 pi yaptı. Eksi 16 bölü 2'den 8. Cevabımız 4 pi 8 oldu sevgili gençler. Kolay değil mi? Yapmadığımız şey mi? Hep yaptığımız şeyler zaten değil mi? Geçtik diğer soruya. Şimdi adam bize şöyle bir şey vermiş. Hocam çok karışık ya ne yapacağız? E ben bu yayların eşitliğini kullanacağım kardeşim. AC yayı ile BC yayı eşit vermiş. Hocam yarım çember olduğundan dolayı değil mi? Yarım daire olduğundan dolayı. Burası 90'a 90 yaptı. 180 ya bunları kullanacağım. E o zaman burayı kullanayım hocam. Nasıl kullanabiliriz bunu? Şimdi farklı bir şekilde yapabilirim aslında ben bunu da. Çok da fazla abartmayayım isterseniz. Neyse. Arkadaşlar ne yapabiliriz biz burada? Başka bir şey. Burası K iken burası 2K verilmiş mi? Verilmiş. Şu 90'ı kullanacağım. Hocam bak 90'dan dolayı burası 45 yaptım yaptı. Aa hocam ben bunu böyle çizersem tamam olay bitti. Ne var burada? Hocam en azından üçgen yani şuradaki parçayı bulmam lazım. Bak buna ait bak şimdi. Şu saçma alana ait daire de alanda bir şey sorulunca ne yapıyorduk? Saçma bir alana ait bir alan soruluyorsa, daire parçasının alanı soruluyorsa daire dilimi oluşturacaktım. Hocam ben buna ait bir daire dilimi oluşturamıyorum ki bak böyle. Şuna ait bir dilim oluşmuyor zaten. Bu yarı da değil. E o zaman ne yapmam lazım arkadaşlar? Farklı bir şeyler yapmam lazım. Öncelikle şunları da bir yazayım mı arkadaşım? Burası K iken burası 2K verilmiş. OB uzunluğu 3 kökü, burası da 3 köklü verilmiş. E burası 45 çıktı mı? Çıktı. 90'dan dolayı 45 çıktı. E hocam hop şunu çizersem. Çapı gören çevre açı 90 derece mi? Evet en azından bir üçgen oluştu. Zaten bu üçgen canımı sıkıyordu benim. Tamam. Hatta burası 90 45. Burası da 45 oldu. 45 45 90 üçgen çıktı. Burası 6 kök 2 ise bunlar ne çıktı arkadaşlar? 6'ya 6. O zaman burası 3K 6 ise K'yı 2 bulduk. Burası da kaç çıktı? 4 çıktı. Aa ben şu üçgenin alanını bulabilirim. Yani bizden A artı B alanı isteniyor arkadaşlar. A alanını bulabiliriz. A alanı nedir? 4 çarpı 6 bölü 2. 4 çarpı 6 bölü 2 24 bölü 2'den cevap kaç çıktı? 12. Şimdi neresi kaldı? Hocam şu alan kaldı ya. Şu alanı nasıl bulacağız biz? B alanını. Hocam bu da bir daire parçasının alanı olduğu için daire parçasında ne yapıyorduk arkadaşlar? Daire dilimi oluşturuyorduk. Hadi daire dilimini oluşturalım. Daire dilimini oluşturduğum zaman hocam daire dilimini oluşturdum. Şu dilimin alanından şu üçgenin alanını çıkartacağım. Öncelikle bu dilimdeki açımız da lazım bize. 90 dereceyi giriyor Hocam burası 90 derece yaptı. O zaman bu dilimin alanından 90'lık dilimden yani B alanı buluyorum arkadaşlar. 90'lık dilimden pi r kare. Yarıçapımız kaç? 3 kök 2. 3 kök 2'nin karesi. E 90 bölü 360 ya da direkt 90'lık dilim çeyrek dilim ya. Pi r kare bölü 4 de diyebilirdik ama neyse 90'lık dilimden. Şuradaki üçgenin alanı çıkartacağım. Bu üçgende 45 90 ise burası da 45 ya. E, 3 kök 2 ise burası da 3 kök 2 olduğundan dolayı üçgenin da zaten dik üçgen sinüs falan kullanmaya gerek yok bakıyorsun. Bakın görüyorsunuz. Yani 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2'yi çıkartacağız. Şimdi şu şu gitti 4 kaldı. Burası kaç yaptı arkadaşlar? E, 9 10, 18 bölü 4. 18 bölü 4 9 bölü 2. Evet 9 bölü 2 pi yaptı. 9 pi bölü 2 eksi. Şu kökler 2 yaptı aşağıdakiler gitti 9 yaptı. Bizden ne isteniyor? A artı B alanı isteniyor arkadaşlar. A alanı 12 idi. Bir de 9 pi bölü 2 eksi 9 toplarsak kaç çıkıyor? 9 pi bölü 2 artı 3 çıkar arkadaşlar cevabımız. Tamam olay bu sevgili gençler. Evet burada ayrı bir şekilde düşünmek istedik. Üçgeni ayrı bir şekilde bulduk. Daire parçasını ayrı bir şekilde bulduk. Bazen de böyle karışık gelebilir. Üçgeni ayrı bulduktan sonra üçgeni unut. Üçgeni unutuyorsun. Üçgeni unutuyorsun. Burada üçgeni unuttuk. Mesela şuradaki üçgeni B'yi B'yi bulmaya yoğunlaştı. Çünkü A'yı bulduk ya. B alanında çeyrek dairenin alanından yani 90'lık dilimin alanından şuradaki üçgenin alanını çıkartarak bulduk arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Geldik bir sonraki soruya. Şöyle güzel bir soru var arkadaşlar. Bakalım nasıl bir soru. Şekil 1 ve şekil 2'de kartonlar daire dilimi şeklindedir. Daire dilimi şeklinde şunlar arkadaşlar. Kartonlar şekil 3'teki gibi D ile B ve C ile şekil 3'teki gibi D ile B ve C ile E köşeleri çakıştırılıyor. Evet D ile şu D merkezli ve A merkezli şeyler var ya. DB çakışmış arkadaşlar. D'nin burasıyla B noktasının burası çakışmış. Sonra neresi? C ile E çakışmış. C ile de E çakışmış. Burası çakışmış. Peki burası da bir K noktası olmuş. Bizim bu yayımız neydi? EF yayıydı. EF yayı demek ki içeride bir yerde kalmış arkadaşlar. Önemli değil. Yani altta kalmış arkadaşlar. Yani şöyle bir şey kalmış demek ki. Şu diğer parça burada, burada da gözükmüyor. F noktası burada. Yani bizim yayımız şöyle bir şey arkadaşlar. Bizim yayımız şöyle bir şey. Ama işte önemli değil orası. Neyse önemli değil. Bir daire dilimi yine burada bir yay parçası oluşuyor. Evet burası 30 derece verilmiş. Buraya da 2 derece 2 vermişler arkadaşlar. Mavi bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bu daire parçası oluşmuş değil mi arkadaşlar? Biz ne yapmamız lazım? Daire parçası oluşmuşsa burada daire dilimi oluşturmamız lazım. Hemen şu daire parçasının alanı isteniliyorsa buna ait bir daire dilimi oluşturacağız. Zaten D merkez değil miydi? Mavi altta kalmış. D merkez merkez burada. Buna ait bir daire dilimi oluşturuyorum. Şu daire dilimini oluşturacak olursam Hocam bunun yarı çapı belli mi? Değil. Bunun yarı çapı R bu da R. R'yi bulursam şu dilimden şu dilimden neyi çıkartacağım? Hocam şuradaki üçgenin alanını çıkartacağım. Şuradaki üçgenin alanı çıkartırsam burayı bulurum. He, o zaman büyük ihtimalle açı lazım bana. Açıya dalmam lazım. Şimdi burada kaç 30 derece ya. 30 derece. Hocam bu da büyüğünün yarı çapı. Yani şurada bir ikiz kenarlık var. Önce bir açıya dalayım. Buradaki ikiz kenarlıktan dolayı 30'sa 75-75'tir. 75tir Hemen açılara dal kardeşim. 30 sa 180'den 30 çıkart 2'ye böl 75 75 yapacak. Hocam bunun da tamamı 75. Şu tamamı 75 diye göstereyim. Aa burada da bir x kenarlık var. 75 ise burası da 75. 75 75 150 ise buraya da 30 derece kaldı. Ha? 30 derecelik dilimden şu üçgenin alanını çıkartacağım arkadaşlar. Bu arada bunun tamamı 75'te buraya kaç derece kaldı arkadaşlar? 45 derece kaldı. Benim amacım şimdi ne? R'yi bulmak. E hocam hem 30 derece burada hem de 45 derece burada. Özel bir açı var değil mi arkadaşlar burada? Evet özel üçgen mantığı var. Şu ikiyi de kullanmak için ne yapmamız lazım? Hop şöyle bir dik çizersem. 90'ın karşısı 2 ise burası 30 derece yazıyor. Bak altta görüyorsun. Ee, şurası dik çizdim şöyle. 90'ın karşısı 2 ise şurası 30 derece. Şuraya 30 derece. Buraya da kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. 30'un karşısı 1'dir. 60'ın karşısı köküştür. Hocam bak 45, 90, 45 üçgeni geldi burada. 45, 45, 90 üçgeninden 1 ise burası da 1'dir. Hocam 1, 1 ise burası da ne yaptı? Kök 2 yaptı. Tamam. Olay bitti. Ne yapıyoruz? Şu dilimden yani 30'luk dilimden neyi çıkartıyoruz demiştik arkadaşlar. Şu üçgenin alanı çıkartıyoruz. Üçgen alanı çıkacak. Hadi 30'luk dilimi söyle bakalım. yarıçapı da kök 2. Pi kök 2'nin karesi. Alfa bölü 360. 30 bölü 360. Eksi üçgenin alanı. Hocam üçgenin alanı kök 2 çarpı kök 2 çarpı sinüs 30 bölü 2. Değil mi? Evet hocam. Doğru hocam. Ya doğru. Haklısınız. Evet doğru. A ben yine oradan yapmayacağım. Sen sinüsten yap kardeşim. Ben bu üçgenin alanını mı arıyorum? Evet. Tabanına ait yükseklik çizelim kardeşim. Al sana bu. Yani şöyle şu üçgenin alanını arıyorsun sen aslında burada. Burası 30. Burası kök 2. Burası da kök 2. E tabana ait yüksekliği niye çizmiyorsun burada? 90'ın karşısı kök 2 30'un karşısı yarısı değil midir arkadaşlar? Kök 2 bölü 2'dir zaten burası. Yani şurası kök 2 bölü 2 çıktı arkadaşlar. O zaman bu üçgenin alanı nedir? Tabanımız kök 2. Yani kök 2 çarpı kök 2. Tabanımız kök 2. Yüksekliğimiz de kök 2 bölü 2. Çünkü 90'ın karşısı kök 2 iken 30 30'un karşısı kök 2 bölü 2 geldi. Kök 2 çarpı kök 2 bölü 2. Bölü 2'ye eşit oldu. Şimdi düzenleyelim. Ee, bununla bu gidince kaç kaldı arkadaşlar 12 mi kaldı 12 kaldı kök 2'nin karesi 2 2 ile de 12 sadeleşince 6 kaldı pi bölü 6 eksi şu kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 bölü 2 gitti burada da 1 bölü 2 kaldı evet cevabımız ne yaptı arkadaşlar pi bölü 6 eksi 1 bölü 2 oldu hatta düzenleyecek olursak bunu 3 ile çarparsam ne oluyor arkadaşlar pi eksi 3 bölü 6 şeklinde de yazılabilir Cevap şey cevaplandığında hangisi varsa arkadaşlar. Bak, soruyu nasıl sorarlarsa sorsunlar. Senden bir parça istiyorlar mı? İstiyorlar. O daire parçasını istiyorlarsa da ne olur arkadaşlar? O daire parçasının alanı tabii ki şekilde gördüğünüz gibi yine kolay bir şekilde çıkıyor. Daire dilimi oluşturmak zorundayız. Şu daire dilimini oluşturunca arkadaşlar şu merkezden bu daire dilimini oluşturunca her şeyi kendiliğinden çıktı. Ha bir de özel açı var. Özel açı mantığını da kullandık arkadaşlar burada. Olay bu. Evet güzel bir soruydu. Şimdi geldik şuraya. Arkadaşlar alan taşıma. Çok önemli. ÖSYM 2 sene önce mi sordu? 2 sene önce sorusunu sordu. Gerçekten çok önemli. 2 sene önce. Ve genelde de soruyor. 200 senede de bir soruyor arkadaşlar. Dairede alanda bazı sorularda farklı yerlerdeki alanların toplamı da sorulabiliyor. Hani ayrı gayrı yerlerde alanlar toplamını bulamıyorsak alanları yan yana getirmeye çalışıyoruz. Bu alanları yan yana getirme nedir? Mesela üçgende alan dağıtmayla gibi e, ya da yarım dairenin alanları birbirine eşit eş dairenin alanlarının birbirine eşit olması gibi 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 şeyleri kullanarak ve bir tane daha şey var alan taşımada en önemli şey arkadaşlar o. Ee, onu da biraz sonra anlatacağız inşallah. Ya da bir öbür video sarkacak herhalde. Şöyle altta bir not vardır. Eşit girişlerin ayrıntıları daire parçaların alanlarının eşit olmasıyla da alanlar birbirine eşit oluyor. O alanları da oradan oraya taşıyabiliyoruz arkadaşlar. Birkaç tane özel durum var arkadaşlar. Dediğim gibi bu tür sorularda ne yapmaya çalışıyormuşuz? Alanları yan yana getirmeye çalışıyoruz. Yani dediğimiz gibi üçgende alan taşıma gibi ya da daire parçalarının alanını alıp başka bir yere taşıma gibi işlemler yapıyoruz. Cidden çok önemli. Hadi bakalım, başlayalım. Şimdi şöyle bir soru. Diyor ki burası 25 derece ve yarıçap 6 taralı alanlar toplamı nedir diye soruluyor. Hocam, burada daire parçası var. Bu daire parçasının alanını bulabiliriz biz. E, öncelikle açıyı kullanayım ben. Hocam burası 25 bu yarıçap 6, yarıçap 6. Hocam burası 25 iken burası da nedir? 25'tir. 25-25 burası nedir? 50. Tamam. Hocam bu dilimin alanından üçgenin alanı çıkartırsam olay bitti. Dilimin alanını buluruz. Pi r kare 50 bölü 360'dan dilimin alanını buldum ama üçgenin alanını burada bulmamın imkanı yok. 50 özel bir açı değil çünkü arkadaşlar. Değil mi? Özel bir açı olsa 6 çarpı 6 çarpı 60 bölü 2 mesela 60 olsa ee, özel bir açıdan buluruz. Ya da tabana ait yükseklik çizip oradan bulabiliriz arkadaşlar. Demek ki burada ben bu alanı ayrı bulamam. Ya da bu alanı da ayrı bulamam. 6 çarpı 6 çarpı sinüs 130 oluyor burası. Sinüs 130 bölü 2 de yok mesela burada. O zaman ne yapmam gerekiyor? O zaman bu alanlar büyük ihtimalle alan taşıma vardır diyeceksiniz. Ayrı gayrı yerlerde alanlar varsa arkadaşlar. Bakın şimdi. Dikkatli bakın. Benden A artı B alanı isteniyor. A hocam Burada bir üçgen var. Altıdaki alan B ise alttaki alan B değil midir? Evet. Benden ne isteniyor? Taralı alanlar toplamı A artı B. Aynı zamanda A artı B alanında buradaki dilim yapmadım arkadaşlar? Yaptı. İşte bu alanı aldım buraya taşınmışım gibi düşünebilirsin. Hani A artı B alanı. Bu alanı iptal ettim buraya taşıdım. Toplam taralı alan burası oldu. Alan taşıma dediğimiz yöntem bu arkadaşlar. Ama ben ne dedim Burada. Burası B alanıken burası B alanı. A artı B isteniyor. Aynı zamanda A artı B alanı burası arkadaşlar. Yani 50 derecelik dilimlik alan. Pi R kare 50 bölü 360'a eşittir arkadaşlar cevabımız. Sıfırlar sadeleşsin. 36'lar da sadeleşsin. Cevabımız da kaç yaptı o zaman arkadaşlar? Burada 5 kaldı. O zaman cevabımız 5 pi yaptı. Çok da güzel bir soru arkadaşlar. Bu alan taşımayı da lütfen ama lütfen düşünün. Böyle ayrı gayri yerlerde saçma sapan alanlar toplamı soruluyorsa genelde alan taşıma oluyor. Haberiniz olsun. Geldik bir sonraki soruya. Evet. Yarım daireler verilmiş. Taralı alanlar toplamı nedir diye soruluyor. Ayrı ayrı yerlerdeki alan arkadaşlar. O, A, e, yarım dairelerin merkezleri olarak verilmiş. O, A, 2 ise hocam A merkezinin yarıçapı 2 iken burası da 2. Hocam bu da A merkezinin yarıçapı 2. B merkezinin yarıçapı 2, burası da 2 olmak zorunda arkadaşlar. Yani O merkezinin yarıçapı 4 ya, burası da 4 olduğundan B merkezde 2 2 şeklinde oldu arkadaşlar. Hocam bunun alanını ayrı bulurum. Şunun alanını da ayrı bulurum. Şu büyük yarımdan burayı çıkartarak bulabilirim. Ama ben şunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ayrı gayri yerlerdeki alanlar toplamı sorulursa o alanları yan yana getirmeye çalışın. Hocam şuraya baktığım zaman. a, hocam şu alanı iptal edip buraya taşıyabilirim. Çünkü niye? Bu da yarı çapı 2 olan yarım daire. Bu da yarı çapı 2 olan yarım daire olduğu için bu alanı iptal ettim buraya taşıdım mı? Taşıdım. Şimdi bunu düşünme artık. Bu gitti. Ne oldu taralı alanlar toplamı? Şu ikisinin toplamı oldu. O da büyük yarım daire değil mi? Evet. Yarım dairenin yarı çapı 4 olduğu için pi r kare bölü 2. Dikkat et yarım. Pi r kare değil. Şu yarım daire büyük yarım daire olduğu için Pi re kare bölü 2'ye eşittir. O da cevaben ne çıktı arkadaşlar? 8 pi çıktı. Evet gerçekten ama gerçekten önemli alan taşıma arkadaşlar. Şimdi alan taşıma ile ilgili bir notumuz var. Bu notu da arkadaşlar isterseniz bir sonraki videoda yapalım. Çünkü video baya bir uzayacak. Yoksa bu nota girersem bu notla ilgili çok e baya bir soru çözmem gerekecek burada. O yüzden o baya bir soruyu da isterseniz bir sonraki soruyu, bir sonraki videoyu bırakalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.